Herkese selamlar arkadaşlar. Konsolüstünün yeni programı olan For Honor, yani onurumuz için. Aslında program Onurumuz bana için. ait. Evet, Öyle sen dedik, o yüzden geyikle başlıyoruz diye. Yok, oynayacaksın. alakası yok. Zamanı öyle aldık. Üst üste ikinci Ubisoft Bu oyunumuz Wildlands'ı hafta. Evet. izlediniz. For Honor şimdi de. Bu oyunu biz Gamescom'da, Gamescom'da evet. en beğendiğimiz oyun Oyun olmuştu. Gamescom'da oynadığımız içerisinde. Oynadıklarımız içerisinde Evet, tabii ki. aynen En öyle. umut vadeden oyun olarak Evet. görmüştük bunu. Buyur bakalım şimdi gerçekten öyle miymiş? Ben çok az oynadım bu oyunu. Bir maç falan yapabildim anca. Beta döneminde. O yüzden hani çok fazla biraz bilgim var ama çok da bilgim yok. Okey. Önce aslında oyunu ikiye böleceğiz arkadaşlar. Hani birinci partta biraz sonra göreceksiniz bir single player deneyimi bize vaat ediyor. İkincisi de multi deneyiminden bahsedeceğim sizlere. Ondan sonra da bir şey yaparız, karara varırız sizlerle beraber. Şimdi en çok sevdiğim şeyden başlayacağım Murat. Sence nereden başlarım? Viking'den. Hayır, Ne? yani oyun dünyası sevdiğim bir şey, böyle çok dikkat ederim ya. Aynen Sandıklar öyle. olmuş mu? Olmuş. Bu sefer güzel yani. Bakayım Bak, nereye geliyor? insan beynine geliyor yani. Bak, İnsan oradan bayıl beyni. fıçı. Tamam arkadaşlar, Güzel. fonarı güzel olmuş. Hadi bize Görüşürüz. eyvallah, görüşürüz. Işıklandırma da güzel. Işıklandırmaya bir şey demeyeceğim. Neyse, Demeyeceğim. başlayalım. Eyvah. Önce şeyden, bir menüden şöyle bir genel hissiyattan bahsetmek istiyorum. Karakterimizin aslında görmüş olduğunuz gibi 5 böyle baklava halinde bir tane beyaz enerjisi var. Altta Evet. yeşil de onun aslında Staminası staminası. var, değil mi? Şimdi en enteresan şey, Dark Souls oynayıp da bu oyuna geçince şuna çok şaşırıyorsun. Şimdi bak Murat, iyi izlemeni istiyorum. Bu light ataklarım. Görmüş olduğun gibi böyle baya baya basabiliyorum yani aslında. Böyle hani şey, stamina benim için çok da bir önemi yok görmüş olduğun böyle. Hani Dark Souls'a şu ana kadar dilin dışarı çıkmıştı veya affedersin popondan solmaya Ya bu daha aksiyona yönelik başlamıştın. demek Evet, ki. daha böyle şey, kafa Ağır göz vur. alıyorsun. Bir de ağır vur. Ağır da bu kadar işte. Bu yani bir de böyle bir tanak gidiyor ama şunu yaparsan mesela özel kombom var. Ya yandakine Aynen vurdum. öyle ama bak, yarıya kadar zart diye indirdin. Tamam. Çünkü bunun bir sebebi var. Artta bir mouse setin var ve bu mouse sette aslında şu hareketler, ama çok detaylı değil bunlar. İyi tutmuşlar, böyle rafine olmuş. Böyle zibilyon tane kombinasyon yok. Onu mesela şey, güzel buldum. Akıl tutabiliyorsun yani. Az önce yapmış olduğum şey şu Guardians Assault'tu mesela. Tamam. Bazılarını bazen Sen bu yapamıyorsun. arada barbar Viking ne Yok, vardı? bu 3 üç fraksiyon vardı. işte Viking var, şey var, Çinli Uzak Doğulu var, bir de Japon Japon. var. Bizim bu şeyimiz, klasik haçlımız diyelim aslında. Ha, Hadi gel başlayalım. Avrupalıya. Evet, bir oyuna şöyle ufaktan girelim. Şimdi ne yapıyoruz derseniz, bir şey yapmıyoruz çünkü oyunun arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi aslında çıkışı multiplayer odaklı olup sonradan single'ı gömüldüğü için biraz single player'ındaki senaryo anlatımında böyle ağır bir şey var, eksiklik var çünkü bölük pörçük geliyor. Şimdi görmüş olduğun gibi Murat, bunlar full soldier değil, böyle daha kolay tipler, yani daha zor tip, özür dilerim. Bunlar hani biraz daha dikkatli davranman gereken adamlar. Şimdi şu şeye tıklayınca, bu büyük adamlara, sol tetiğe, menü açılıyor ve o adamı seçiyorsun, tamam mı? Tamam. Şimdi soracaksın, diyeceksin ki Onur, peki nasıl bu adamlar değişiyor? Ubisoft Fransızlık yapmış abi. Şu demiş ki adam değiştirmek istiyorsan iki kere hızlı basacaksın buna. Şu sol tetiğin var ya, adam değiştirmek için sol tetiği iki hızlı basarsam adam değiştiriyorum o zaman. Hangisini değiştireceğini? O karar veriyor, en yakındakine veya bir Tamam. uzaktakine. Bir de hatırlarsan oyunda şey vardı, ilk oynarken adamın atağının nereden geleceğine dair bir aksiyon barı çıkarttı. Onu Evet. kapattım zorluk seviyesinden dolayı. Çünkü oyun çok kolaylaşıyor. O yüzden Çok kolaylaşıyor. evet. Şu an zaten görmüşsün, çok böyle beyinsizce giriyorum adamlara. Yani bir taktik yapma ihtiyacı duymuyorum oyunda. Çünkü single player maalesef şey değil Murat. Bu kadar üzerine iyi düşünülmüş veya daha ağır, böyle korkutucu bir halde değil, hata yapmana çok açık. Zaten bak, baya bir darbe aldım normalde. Bak, o kadar darbe almama rağmen benim 5 barlık şeyimden 2,5 bar falan, 1,5 bar Zorluk gitti. seviyesi var mı? Şu an harttayım. Harttasın. Harda aldığım için zaten atakların nereden geleceği kapanmış durumda, onu göremiyorum. Şimdi ne var arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi bu oyunun aslında temeli iki şeye dayanıyor. Bir tanesi, gelecek olan atakları engellemek için doğru şeye, defans konumunu almak. Bunu sağ analogunuzla yapıyorsunuz. Adam yukarıdan saldırıyorsa analogu yukarı ittiriyorsunuz. Senin Oraya geliyor. deminkiler biraz hafifti ama Hafif adamlardı. daha ağır adam lazım sana. Daha ağır adam da Daha maalesef güçlü her adam. zaman çıkmıyor. Sorunumuz orada zaten. Boss sonunda, oyun bölümü yani bölümün sonunda bosslar var, bossumsular. Evet, belki onlarla bir şey çıkıyor. Şimdi bir de Ne yaptılar kalkanlılar var. orada? Bir senaryo vardı. Cutscene var. Oraya geçtim. Geçtin. Geçtim. Peki. Çok cutscene çünkü zevksiz.
Şimdi bu adamı geçmemiz gerekiyor haliyle. Diyor ki bak bu adamı alman için diyor onun gardını kırman lazım. Ve bunları öğreniyorsun yavaş yavaş nasıl gardı kıracağını. Şimdi. Her bu ırkın farklı senaryosu mu var? Evet aynen öyle. Zaten onu biraz haritada gösteririm. Şimdi bir noktamız daha şu. Hani Dark Souls'ta alıştığın üzere normal düşmanın üzerine kalkanı varsa düşmana ve vurdukça staminası azalır ya düşmanı ve herif en sonunda böyle belki düşerdi. Bu yok. Haliyle bir tane gardı düşman gelince yapman gereken tek alternatif herife şu omuz atıp aslında adamı biçmek baktığın zaman. Ve fark etsen hani öyle genelde işte kopyada belki alıştırma olduğu için. Şimdi göreceksin bir de gardı kırdıktan hemen sonra chain atakımız var. Onu yapalım bile seninle beraber. Çünkü oyunun dışında başka bir şey kalmıyor. Yani Dark Souls'la zaten hani karşılaştırmamak lazım bu oyunu. Tamam ama farklı. Farklı ama farklı insan o ağırlığını arıyor. Yani Dark Souls'un acımasızlığı vardır ya şey yaparsın. Hataya açık değildir mesela. Bu oyun hataya single player açısından arkadaşlar çok açık. Bak bu arada şeyi kaybettim. Hedefi kaybettim. Bulmak için tekrar şey yaptım. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen daha oyunun başındasın tutorial gösterdiğine göre. Evet 4. bölümde falanım aslında. 4. bölümdesin ve hala tutorial mı gösteriyor? Evet maalesef oyunun şeyi var. Şimdi aslında demek ki hikayesi seni sadece multiplayer'e alıştırmak aynen için. Aynen öyle. Yani tabii Çinliler kısmı oynadıktan sonra şey yaparım. Onda konuşuruz senden Japon pardon. Oh. Yani herif iyi biçtim şu an. Bir de buna böyle. Bir de böyle chain ataklı herifleri almış olur. Şimdi biraz daha işler şey olacak Murat. Böyle daha bir zorlaşacak ama atmosferi bakımından çok güzel. Yani çok güzel. Objeler fark etsen böyle iri iri ve detaylı böyle. Hani milyon tane şey yok ama yapılanlar çok böyle şey ince işlenmiş. Yok, böyle Wilding Canon falan. Şu anda hem grafik olarak hem de sanatsal açıdan gayet çok başarılı. Şeyde o dönemde ve o kasabada, o şehirde ya da neyse köy ya da ya orada hissediyorsun kendini. Evet. Güzel olmuş. Görsellik gayet güzel. Adamın üzerindeki tabii pelerin, detaylar falan pelerin böyle yavaş yavaş pislenmeye başladı. Güzel detaylar var. Var. O bakımdan herifler bayağı boğuşmuşlar. Yani şey Ubisoft demiş ki ulan hani ekranda 2 tane 3 tane dev gibi adam görüyorsunuz. Bunu da en iyi haliyle görün deyip böyle bu zırha falan çok önem vermiş. Yani baktığın zaman şey Murat detayları falan çok başarılı. Hani böyle şey, zincirlemesinden o derideki klipslere kadar falan. Herifler güzel uğraşmışlar. Ama single tarafında maalesef dediğin gibi böyle şey senin hani ana temeli bu oyunun multiplayer olduğu için zaten. Ne yapıyorsun peki? Yani single'da amacın ne? İşte sorun orada. Çok bir şey anlatmıyor sana çünkü single tarafındaki şey. Oyunun o kısmı. Çünkü işte bir sen şeysin. Normal bir askerken çok başarılı bir savunma geçiriyorsun. Tamam. Oranın komutanı birden diyor ki ulan diyor sen bizdensin diyor. Sonra anlamadığın böyle çeşitli görevleri seni atmaya başlıyor. Ama neden oraya gidiyorum? Bunlar kimdir nedir bilmiyorsun. Şimdi. Oyunu arkadaşlar bilmeyenler için veya ya bu oyun nasıl bir şey diyenler için şunu söyleyeceğim Murat. Hani her zaman şey vardır ya defans almak için bir tuş vardır. Evet. Ve ona basarsan hep defans alır. Şimdi bu oyunun en zorlu kısmı şu. Defans almak için tuş değil yönü bilmen gerekiyor. Ben şimdi herifin şu açığını gördüm ve sürekli sağ analogumla oraya doğru kendime yön alıyorum. Yani defans etmek yetmiyor bir de yönü var defans. Evet, evet. Doğru yerden defans almak. Aynen öyle lazım. Çok doğru. Bak alamadık herifi herif adam, bize götürdü mesela. Adam sağdan kılıcı savurursa sağ defans. Aynen soldan öyle. Yapıyorsa sola üstten yapıyorsa üste gideceksin. Aşağıdan yapman lazım ki doğru bir yere varsın. Doğru defans yapasın. Bu arada senin bir tane adamın vardı yanında. O şimdi gitti galiba. Gelir ama biraz sonra tekrar. Şimdi şey, commander. Şimdi şey de var böyle solda ve sağda bak iki tane şey var görüyorsun. Özellik var. Skill'im var. Evet bunlardan bir tanesi klasik health. Bunu zaten oyunun başında veriyorsun bölüm başında. Hani bunun bir cooldown'u var. Bunu kullandım ve bir tane. Bu da oyunu biraz kolaylaştırıyor. Bu arada level 7 oldun. Evet aynı öyle. Şey var mı? Ney? Bir skill arttırma şey var. Bu pasiflerden ve aktiflerden geliyor. Mesela sağdaki benim için pasif şu an. Onu çünkü kullanamıyorum. Aldığım darbenin %15'ini azaltıyor. Bir de yolda biraz sonra görürüz. Üçüncü bir tane daha şey bulursan böyle tek kullanımlık. Onu da üste koyuyor. İşte nedir bu bir yere mancınık atmak, bir yere oparlatmak. Level arttıkça yani skill puan veriyor da onu harcama gibi bir durum var mı? Onu yok sonra. Onun yerine bu çıkacak şeyler sen söyle. Ability'ler artmaya başlıyor. Evet, aslında ok atıyorsun. Evet ama çok fark etsen vuramıyorlar. O çok sık bit bir sahne çünkü. Bakalım şimdi kimler gelecek Murat karşımıza. Bak böyle abiler geldi. Ha şey çok zorlu oluyor mesela. Aynı anda iki tane adam birden gelirse o zaman işler biraz karışmaya başlıyor. Bu arada fark etsem bak hard da oynuyorum yani. Evet. Karşılayamadım yani herifi ya. Soktu valla. Valla geçirdi. Adamların animasyonları falan çok, çok gerçekçi ama. İyi başarılı bu arada, canım yani hakkını verelim. Yukarıdan vurduğun zaman düzgün bir şekilde aşağı doğru adam ivmeleniyor falan bunları güzel yapmışlar.
Bir de artık çok şükür 3 kişi bir arada girebiliyor. Girebiliyor tabii tabii o bakımdan. Ubisoft'u tebrik ediyorum. Evet, Ubisoft yıllar sonra ilk kez sırayla değil hep birlikte modunu getirebilmiş. Sen ona bir omuz atacaksın. Hep evet, tabii. Kalkana abi, vuruyorsun ama. Yani şu oyun ağır bir simülasyon arkadaşlar. Bakmayın böyle oynadım ama. Cezalandırma sistemi multiplayer'da çıkıyor. Şu an single'da pek bir ceza sistemi yok aslında, evet. Görmüş olduğun gibi yani. Hataya daha açık. Kuş tuşlara alıştı ya. Aynen öyle. Yani. Şimdi bak bunlar daha bir kalın abilerimiz. Biz de bu arada hop güzel. Yani biraz böyle şov yapalım. Hani herif bakalım. Bol bol bir 10 saniye şey yapayım, herifin şu ataklarına karşı gelmeye çalışayım. Bu arada herifin fark ettiysen şeyi kolluyorum bazen. Stamina'sı mesela kolluyorum, böyle azalınca vurmam falan gerekir. Ama eşek herif öl. Adam iki çift gel kılıç kullanıyor. Evet. Bir de tabii ben bu arada sen defans yapınca senin stamina'n da azalıyor. Azalıyor tabii, aynen öyle. Azalıyor mu? Azalıyor. Çok da belli belirsiz gidiyorum lan. Bak göreceksin bir çıt gidiyor böyle. Yani. Aslında şunu karşılayınca senin feleğin şaşması lazım yani. Kesinlikle. O, öyle bir adam iki elde, bu cüssede bir adam sana iki elde o kılıç sallayacak. Sen onu karşılayacaksın. Yamulursun. Yani. Savrulman gerekir. Evet, bu herifi de hallettik. Şimdi Murat'cığım tabii ki kim kaldı geriye? Komutan Logar. İyi hadi komutana gir de ondan sonra asıl oraya gidelim zaten. Bunlar mesela şunlar soft herifler. Daha önce seninle konuşmuştuk bunu. Evet. Bak komutan şimdi zorlu işte. Oyunun bölüm sonu canavarlarımız. Kallavi abilerimiz oluyor. Şimdi bu adamın nereden vuracağını bilmen lazım. Aynen öyle. Bir böyle bir zorlandı ama. Farklı silah alabiliyor musun? Şeyde? Irkını değiştirirsen evet. Of. Oh. Yani bu adam farklı şey alamıyor mu? Silah alamıyor mu? Şu ana kadar bana daha çıkmadı. Daha silah bulamıyor mu? Bulamıyor hayır. Single'da yok demek ki. Aynen öyle. Normalde multi'de farklı silahlar bulabiliyordun. Irk da var çünkü orada kahraman alıyorsun. Bu silahın peki özel vuruşu hangisi? Özel vuruşu dediğin yani o kombinlerden bahsediyorsun. Yani kombinasyon. Var mı bir var. Özel şeyi? Şunu yapabilirsem yapamıyordum. Ah. Öleceksin yalnız. Dur bir saniye. Bu iş biraz uzadı Murat. Şunu bir alalım. Tamam al. Şey basamıyor musun şu andaki yani health? Basarım. Tamam. Ama herifi almayı tercih ettim. Objektif biz, buydu öyle mi yani? Biraz burada... daha var abi. Şimdi biraz daha gidere başlayalım. Başka bir yere geçeceğiz. 50 metre gittin, boss'a geldin falan. Şimdi şu kapı açılacak. Bu kapıdan gireceksin. Gibi gibi. Gibi gidiyor. Ama evet. Yani hani single'ı tamam abi, çok doyurucu değil. Geç yani. O zaman single'ını. Şimdi buradan hemen bir çıkalım ve diyelim ki Quite World Map. Yani bunu gerçekten adamlar bir... alıştırma olsun. İnsanların eli alışsın. Evet aynen öyle. Onu elde etsinler ya, yapmışlar. Koymuş yani Titanfall i̇şte, sadece multi çıktı. İnsanlar da rahatsız oldu. Ne biçim falan dediler ya. O da ondan yola çıkmış. Demiş ki biz bunu sadece multiplayer koymayalım. Bir uyduruk da olsa story mode'da koyalım. Bak şey senin sormuş olduğun. Bunun ikincisinde oldu. Belki storiesi değişir. İşte kimlerle oynuyorsun kısmı. Chapter 1 Weeknights. Bunun kendi içerisinde bölümleri var ki zaten bunun da sonunu geldim fark ettiysen. Ondan sonra bak şurada iki adım daha kalmış gelmem yani bitirmem aslında. Evet. Sen dedin ya hala şey çıkıyor diye highlight çıkıyor. Evet. Ondan dolayı çok kısa. Chapter Samurai daha da kısa. Viking Age'de biraz daha uzun gibi gözüküyor. Bu da single player'de seçebileceğin alternatif senaryolar. O geç dünyaya abi single. Okay. Gel boş şimdi multi'ye. Multiplayer zaten olayı, işin olayı özü multiplayer'da bu oyunda. Aynen öyle. 3 tane faction var. Evet. Bunlar devamlı birbirlerinden toprak alıyorlar değil mi? Aynen öyle. Öyle bir şeyler. Yani aslında sen oyunu mesela atıyorum 15 saat oynamazsan biraz sonra ben mesela dün akşam şu kırmızılı kısmı daha dardı. Ondan sonra orası mesela şey olmuş şimdi. Ama biraz o, daha büyümüş. Sanıyorum o 8 saatte bir mi? Yenileniyor evet aynen. Reset atıyor. Reset atıyor ondan sonra sıfırdan tekrar. Şimdi deathmatch dedim Murat birebir böyle şey. Bir tane harita üzerinde. Ondan sonra 4 kişilik veya 3 kişilik gruplar halinde adamlara göğüs göğüse giriyorsun. Ha şu var, aynı haritanın içerisinde adamla karşı karşıya başlıyorsun. Bu demek değil ki orada sadece bitirmen lazım. O haritanın içerisinde dolaşıp başka adamlara da yardım edebiliyorsun veya düşenleri kaldırabiliyorsun. O iyi, Dominion bayağı enteresan. Dominion'a biraz sonra bir deathmatch yapalım. Bir de galiba double var. 2 kişi. Evet 2 kişilik var. Aha. Şimdi en can sıkıcı noktadan bir tanesi şu. Oyun... mutlaka 4'ü 4'ü tamamlamak istiyor. Ondan sonra tamamlayamazsa bir tane bot çakıyor sana. Tamam. Ve bot her zaman sevimli olmuyor maalesef. Dezavantaj. Dezavantaj.
İstersen burada biraz keserim şey gelene kadar, maç Tamam, bulana kadar. burada bir makas atalım. Ondan sonra maç bulunca devam edelim. Evet, Evet, şimdi yaklaşık bir dakika, 30 saniye, bir dakika içerisinde buldu buldu. gibi. Birisine bot attı ama. Aynen İki öyle. tane İki de bot bot yolladı. var. Şimdi burada Murat, aslında almış olduğun oyunun single'ını oynarken bir para kazanıyorsun. Bak solda üstte bir para birim var. 2634 yazıyor benim şeyin nickin altında. O senin paran. Mesela bu adamı kendine kiralayıp, daha sonra satın alıp bu adamı da kullanmaya başlayabiliyorsun. Oynadığın karakterleri işte almış olduğun zırhtır vesairesini burada kullanıyorsun Murat serilere. Bunları açıyorsun pasif ve aktif olmak üzere. Mevzu orada değişiyor. Ha, şu var. Diyeceksin ki bu karakterle bu karakter arasında ne farkı var? Aslında bir hız farkı var mesela. Bu daha ağır bir karakter ama daha bir darbe şey yapıyor, karşılayabiliyor. Ama ben daha hızlı oynamayı sevdiğim için bunu seçtim. Bir de abilityler farklılaşıyor. Mesela bu duman bombası atarken, bunu redleyelim insanlar küfretmesin. Bu duman bombası atarken mesela pasif özelliklerine veya ok atarken öbüründe mesela şövalyede bu özellikler olmuyor. Yani karakterler seçiminin aslında pasif özellikleri ve kendi demik özellikleri olmak üzere oyun tarzını eşleştiriyorsun bir Peki şekilde. mesela Japonların 4 tane farklı karakteri vardı. O her karakterin farklı özellikleri var Var. Evet, mı? pasif özellikler açılıyor orada aynı öyle. Yani toplamda 12 tane Şey var. karakter var. Yani aslında bayağı varyant yapabiliyorsun Evet. diyebiliriz burada. Şimdi bu load kısmı da biraz uzun sürüyor. Böyle tam böyle ama güzel bir ambiyans yapmışlar burada. Bunlar böyle biraz sonra birbirine böyle girecekler böyle hada diye. Bir dezavantajımız var, o da şey, arkada bak bir tane herif kırmızı. O O bot. Gerçi Allah'tan bot. orada bir Gerçi tane mavi onlar de da var. bot Ha, var. Güzel. onlar da var. İki tane. O botlar birbirlerine Bak gitsin. bu çok güzel bir ambiyans mesela. Evet. Allah diye giriyorsun. Harita bu mesela, haritadan bir tanesi bu. Güzel bir harita, ben bunu beğeniyorum. Şimdi çıktığımız yerdeki bu herifle istersek dövüşürüz. Ki adam hemen gelecek karşıma. Bot ama bu. Burada gösteriyor Evet, gösteriyor nereden. tabii, aynı. Hadi be! Aman abi aman. Bak solda bir tane health çıktı, gördün mü? Yardım. Ona gidersem arkadaşım düştü muhtemelen. Onu almam lazım ama. Ama şu anda bunu... Abi bu adam sen engelleyemiyorsun Evet abi, bayağı. çok çok zor. Şey, oyun hakikaten kallavi Murat, yani single şey mal tarafı görmüş olduğum gibi. Hakkımızdan geldi. Şimdi burada birisi bizi gelip yanımıza kaldırırsa süper. O da bir kişi. Bak orada harita bak, minik minik ve kaçıyor şu an birisi falan. Yani aslında hem bir düel var, hem de beraberinde aslında akıllık edersen, mesela çok erken öldürdün bir tane adamı, şeyin rakibini. Kendi adamına koşup Yardım ikisini edebiliyorsun. sığdırabiliyorsun bu sefer. Evet. O çok iyi. O yüzden oyunda bir Kalkamıyor musun şu yok, anda? kalkamıyorum Bu maalesef. hold to stay dead ne? Böyle tutarsan şey, adını sen E söyle. tamam, ölüyorsun Aynı ama öyle. kalkıyorsun aslında. Hayır, bu şu anlama geliyor şimdi. Ben asla oyunun sonuna kadar kalkmayacağım, round'un sonuna Ha, kadar. tek şeyim var, hakkım var. Evet, 5 Tek round canım oynayacağız. var. Evet tabii. Tamam, anladım. Onu Sizin bekleyeceğiz takım şimdi. alıyor ama galiba. Yok, siz kırmızı mıydınız? Biz yok, nal şey, Evet, nalları gittiniz. diktik. Kimseyi öldüremediniz bu Evet, arada. sıfır. Şey Tamam, söyleyeyim o zaman yani. sen orada duracaksın. Belki biri gelir yardıma. Kaldıracak. Bazen oluyor da. Onu genelde botlar yapıyor bu arada. Takımında bot olmanın avantajı Evet. o. Şimdi. Şimdi bu bot değil. Evet. İnşallah bak. Zaten hemen bot olmayınca hareketler falan değişiyor Murat, görmüş olduğun gibi. Fakat şey, hissiyat güzel yani. Çok Böyle bir çok. adamın karşıdan gelmesi falan, böyle bir o şeyi yaşıyorsun yani. O sıkıntıyı yaşıyorsun. Sus lan. Tamam, susuyorum. Bak arkadan birisi gelecek bize. Yardıma. Yalan. Yok o... Abi adam da iyisin ama sen. İyisin, iyi, iyisin, iyi. Sen iyisin. Hadi Murat! be. Murat! Allah Geçir! belanı versin! Geçir! Geçir! Aaaaaah! Bas, health var mı Dur, health? health basma onu, adam yardım istiyor, dur adama koşalım. Birisi var, nerede health? Kalkan alalım şuradan. Güzel. Nerede health? Aha burada. Revive me! Hani nerede revive? Burada, ben aldım canım, bizim herifler burada. Şu an enerji aldım kendi pasiflerin, şeyin oradaki durumlardan. Şimdi bir tane hep kaçıyor bak. 3 kişi kaldık. Yo, Das Pompe. Aha bir biri kişi daha daha var, biri varmış. daha var. Senin şu şeyler ne zaman çıkacak? Neyler? Şu kaldı. Kitli kitli bir sürü özelliklerim var ya. Aa, Oo! kaç 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 kaç. Beyler Tamam, yardım. geldi. Heh, Ha. geldi. Oo! Aa, birisini kaldırmışlar. Tamam, biri gitti. Yok, o giden sendenmiş. Kaldır. Kaldırmam lazım. Kaldırabiliyorsan kaldır ya. Kaldıracağım abi, dur. Kaldıramadım. Ah!
Murat fena ütecekler. Yok aldılar ortaya. Murat fena ütecekler. Ortaya aldılar. Bu herifi az önce almıştık. Sıra bende. Demek ki kaldırdılar. Çünkü bir ara onlarda iki tane ölü vardı. Evet. Staminyamız. Abi gir. Bak kaçacak herif. Kaçacak oğlum sen niye durdun o kadar? Ya oğlum öyle kolay değil, sen bunu kolay zannediyorsun ama Murat. Oho kaçırdın lan adamı. Vur lan! Yok mu ok mok? Koş lan! Koşuyorum Murat'cığım, koşuyorum. Koş. Gidecek, arkadaşın yanına gidecek, kurtulacak. Hah, oh be! Aha, rahatladım lan. Geldi. Sesi var değil mi? Evet. Kaçma, kaçma. Bu arada fark etsen hızlı adamlar oynuyoruz. Hadi be! O da gidiyor. O da gidiyor. O da... Süper açtı. Süper açtı ama gidecek. Tamam bir tane kaldı. Onda şimdi hakkından... Bir tane... Evet bir tane kaldı. O da gidecek. Tamam. Oh be! Güzel. Çak. Aha! Aha! Adam kaldı. Kaldırmışlar. Yok. Tamam. Ha tamam. Yani bu arada bayağı ben şu an arkadaşlar ses ter döktüm yani. Bu arada bak senin şeylerin Dolmak açıldı. Başladı. Evet bir tanesi geldi işte açıldı. Yani... Evet. Oha bak bu herifin şeyi var, pasifi vardı. Yani gidiyorsun. Evet. Koş bence o adamın üzerine. Ama o da bunu istiyordu. Hayır ama uzakta kaldığın müddetçe zaten el çakacak onu. Oh. Sen oyunu oynadıkça oyun içerisinde o pasifler açılıyor. Açılmaya başlıyor. Yani bir şeyler yapman lazım senin aslında. Senin genel level'ınla alakalı bir durum yok. Ama açacakların orada değişiyor. Yani şey alacağım onlar değişiyor tamam. Onun içerisinde. Alacağın şeyler değişiyor ama oyun içerisinde sen düzgün yani başarılı oldukça senin özelliklerin açılmaya başlıyor. Bu arada şey de var. Senin şeyin açılmıştı çünkü o rage komutun açılmıştı. Şu da var. Son mesela seni alan herifi de burada nasıl bir adam olduğunu, kaç deve olduğunu falan görebiliyorsun. Onu iyi düşünmüş. Yani herifler aslında arkadaşlar temelini böyle çok multiplayer kurdukları için bayağı bir uğraşman lazım şey zamanını görmek için. Herifler aldı. Neyse dur bakalım. Hareketlere bak. Japon'a yakışıyor mu? Olmadı yani. Bitti mi? Bitti bu kadar. 3'e 1 kaybettik. 5 üzerinden daha mı? Tam 5 üzerinden de yani kıyırdayamazsın ki tabii ki. Yani. Matematik olarak şey kalmadı. Burada para kazandıkça işte bir şeyler daha yapmış olduk. Şimdi bir dahaki next maça geçelim. İstersen şey yapalım. Quit the world map diyelim. Şey yapalım. Diğer domination oynayalım. Olur tamam. Okey diyelim. Şimdi domination'ın farkı Murat'cığım şey. Bu sefer birebir değilsin. Beraberinde orduların var. Ordular olduğu için de onlar böyle foot soldier. Minyonlar böyle var. Böyle bir milyon tane herif var böyle tamam mı? Hem onlarla dövüşüyorsun. Hem de beraberinde şey var. Sen söyle hero'lar geliyor. Ama arka planda da oyunun belli noktalarında böyle şeyler çıkıyor. Mesela mancınık özelliği kazanmak var. Onu alırsan da mesela tabii herkes çoğunlukla oraya koşmaya başlıyor bazen o çıkınca veya denk gelirsen. O mancınıkla da heriflere şey yapıyorsun. Minyonların olduğu yere atıyorsun ki çabuk öldürsünler diye. Yani aslında bu biraz şey kafası, MOBA kafası. Minyonlar var. Minyonları da öldürdükçe puan kazanıyorsun. Aynen öyle. Yani ne kadar çok minyon kazanırsan alttaki kadar barın o kadar çabuk doluyor. Çabuk doluyor ve özelliklerini çabuk açıyorsun. O sol taraftaki vıcır 4 tane ufak özelliğim var. Onlar da çabuk açılmaya başlıyor. Şimdi ben şeyde oynarken, beta'da oynarken silah buluyordum. Yani yeni silahlar şeyden sonra, maç sonrasında silah veriyor sana. Silah şey yapmadım. Zırh geldi mesela. Bir tane bu karakter mesela zırhlı. Belki silah da çıkabiliyor ama çıkmadı bende mesela silah. Evet arkadaşlar Dominion'la oynuyoruz şu an. Bu sefer oyunun belli bölgeleri var. O bölgeleri almaya çalışacağız. Tabii ki minyonlarımızla, hero'larımızla, daha sonra hero'larımız minyonlarımıza destek olacak. Mevzumuz oradan başlıyor. Evet. Bu sefer 4'e 4. Evet. Yok onlarda bir bot var. Bot var ha iyi. Sevindim şimdi onlarda bot olmasına. Aha. Lodi onlardan mı Lodi? Evet onlardan gitti Lodi. İki tane İki bot oldu. İki bot oldu onlarda. Ha bir şey söyleyeceğim. Neden bulamıyor acaba? Adam mı yok?
Yoksa eşleştirme mi yapamıyor? Ama eşleştirme de yapamıyor olması da yani herif bana karşı 20 kelip koymuş. Baksana 20 yani. Yani. Derfost. Demek ki bir şey yok. Level eşleştirmesi yok. Yok evet. Matchmaking mantığı öyle çalışmıyor. Şey de sıkıntı mesela. Oyuna birisi girip çıkarken oyun duruyor. İşte resigning diyor mesela. Hmm. Bu böyle aksiyonu biraz onlar kesiyor. Ama şu atmosferi falan çok güzel. Yani tam medieval. Biz ve adamlarımız. Şimdi Murat, adamlarımız tabii ki komutanlar ve hero olarak destek olmamız lazım ama atmosfer bir daha üzerinden geçiyorum. Hatta 1000 kere daha geçerim. İnanılmaz başarılı. Şimdi burada o araya girmemek lazım. Aksine arkadan dolaşıp arkadaşlar. Şunlardan bir tanesini... Nereye gidiyorsun bakayım sen? Yiyen. Adam yalnız... Öyle... Esaslı çıktı. Sen misin dedi. Şu ok, omuzu bir atsana herife ya. Abi o kadar başarılı olmasın şeyde. Heh gitti tamam çok güzel. Onu da kafaya aldın. Bunlar minyon kısmı arkadaşlar. Minyonları avlayalım. Şunları alabiliyor musun? Senin adamların galiba o. Evet evet bizim burada birisi kaldı ya şimdi şey yapmayayım. Of of kaç kaç İki kaç kaç. Geldi. Tamam. O da benim enerjimi minyon, biliyor. Minyon götürecek evet, seni. O da benim enerjim az olduğunu biliyor şu an. Evet. Arkadan... Aa o şey... Ha yok, minyonmuş. Adam zaten. Her an biri gelebilir yani. Evet. Bence sen... Abi yok, şurayı temizlersem iyi puan kazanacağım. Burayı alırsak çünkü. Sen kaçman lazım. Burada amaç... Abi bitmiyor orası. Aa çok güzel girdin herife ama... Aa! Kaç. Kaçamadık. Tam önüne düştü adam vallahi aslında. Ya. Oradan alsaydın... Herif de yalnız iyi dövüşüyormuş yalnız abi. Benim de enerji böyle bir tık kalmıştı. Ha bir rival yok. Evet aynı öyle. Tamam. Ekipten birisi. Allah razı olsun aga. Ama buradan bir uzamak lazım bak gördün mü? Bak nasıl sıkıştı ortam. Onu alırsın be. Evet. Ya. Güzel o gider o. O güzel. Tamam ilk özelliğini evet. Açtım. Şimdi hemen minyonları temizleyelim. Bir tane daha var. Evet gördüm herife. Bak kitleyemedik. Burada bölgeler ele geçirmiyor muydu? Ay bak geçirdim bak burası bizim şu an. Tamam. Yanda da A, B falan var. Aynen öyle. Tamam, gidebilirsin ama senin. Şu an ona ileride siz... Çünkü birden fazla bölge almışlar. Bak bizim elemanı tek kaldı herif. Tamam siz ortadan gitmeyi tercih evet. Ettiniz. Çatada çutada girdim vallahi. Of. Kaç, aga, kaç. Aa bir yerde aldık. Bak hemen adamın arasına girersen güzel oluyor Murat. Tamam, çünkü herif orada boğuşuyor. Onlar geldi ama galiba. Ama herif geldi, yanda herif geldi, be. Geldi geldi. Ya fokus olamadım işte ya şu çok kötü. Seni bırakmadı adam. Maviler götürüyor. Evet maalesef. Burada tahmin yani MOBA'dan bildiğiniz üzere arkadan sürekli adam böyle yığmaya devam ediyor evet, sistem ki. O, geliyor. Aynen öyle sen de orayı ele geçirebilir diye. Bak şu herifler orayı aldı. Şimdi bu sefer hem minyonlarla uğraşacağız adamların. Sen ortadan girme abi. Başka kanatlara git. Olabilir. Niye? Ama çok tek kalabilirim orada. Sen bayağı kendi elemanlarının güvenliği içerisinde. Dur gidelim bakalım. Orada gider, birisi genelde koruyordur. Olur. İnşallah korumaz tamam, yoksa birebir... Birebir girersin işte. Birebir yapacağız. Tamam ha, bak güzel. Aldım burayı. Daha dur. Alıyorsun yani. Bir kişi birisi daha bak. Geldi. O senden o. Ha, ne yapmış? Hayır işte. Neymiş ha? Murat yapma benim şeyim ya. Yapma. Yok aa. kaç. Oha! Çüş! Nasıl ya? Hiç görmedim. Hiç görmedim. Ne yaptı da? Hiç anlamadım. Tek attı. Tek attı herif hakikaten ya. Şöyle şey. Ama iki yer ah alamamış orayı ya. Az kalmış orayı almama da Murat. Ya bir de şuradan gidelim oraya. Evet bizimkiler bir yer aldı şu an. Hemen şu A noktasını almaya çalışalım bakalım. Kimse var mı? Capturing. Aha aldık güzel. Şimdi buradan nerede Murat aksiyon var? Hop! Orası da mısın? Yok orası onun. Mavilerin. Şuradan göbekten girebiliriz. Göbekten genelde olay göbekte evet. Geçiyor galiba zaten. Bak şurada arkada bir tane şey var. Mekana gidiyorlar. Al abi sen nereye gidiyorsun? Ha paşam. Ha nereye gidiyorsun sen? Senin de bu arada evet. Sis bomban açıldı. Onu da alırsın abi iki kişi. Üç kişi hatta araya aldınız herifi. Senin ayağın kaydı ama. Güzel.
Ha burada bir tane daha varmış. At bakayım sis bombanı. Lan kaç kaç kaç. Atma şunları bana ya. Sis bombayı sen kendin attın sanki yalnız. Güzel ya. Burayı aldık. Herif geldi. Bak nasıl kaçıyor kendi adamları sana gördün mü? Kaç kişisiniz çünkü orada? Şimdi burayı bir böyle Murat biçeceğiz tabii tahmin ettiğiniz üzere. Yaz bu kalabalıkta kim? Yok, onların hero'su kim? Senin hero'un kim falan çok karışıyor. Karışıyor yani çok net gözükmüyor. O bizim herif yalnız fena girdi ama. O gitmek üzere ama sen de gitmek üzeresin. Bence kaçmalısın yok, yok. Oradan. Tamam burayı aldık. Bir tane herif kalmış burada. Onu da alırsın zaten. Oo, execution. En sevdiğim şey. O da seni yapacak. Yalnız dikkat et. Bir daha kaç. O bizden mi? Bizdenmiş o. Turuncu. Güzel. Mekan bizimdir. Çok dalma, çok dalma. Sıkıysa gelin lan. Ama A'ya almış herifler. Oğlum burada amma adam oldu. Git buradan. Sen A'ya git sen. Zombi şeyler... de bizim. Böyle çok puanlaması çok karışık. Evet, bir sürü şey tamam akıyor. Tamam mı? Evet. Yani bir geliyor, bir puanın eksiliyor, bir çıkıyor. Ok geldi. Bir sen onlardan onların puanını çalıyorsun falan. Öyle enteresan bir şey var. Puan sistemi var. Ben çok oynadığım vakit çok şey yapamadım onu. Kavrayamadım. Aha. Geldi adam. Fakat burada yani sen sağdan blok koy. Bilmem neden şöyle yok, yap. Tabii canım. Burada taka tuka giriyorsun ya. Tutarsa tutuyor. Tabii çok kaçtı abi bence sen kaç. Oo, çok iyiydi işte. Çok iyiydi be. Şu oğlum, iki dalacağım. Sen oğlum kahramanlık böyle de olur. Vallahi. Murat sen bilmiyorsun. Türk dediğin keser adamı. Yarını düşünmeyen kahraman olmaz. Düşünen kahraman olmaz ama iyi girdin. Herif okla sağlam aldı. Evet güzeldi. O hareket evet. Çok güzeldi. Ahbam da bekliyor geleceğim diye peşinden. Yani iyiydi. O senin çünkü health'in azdı evet, peşinden abi. Gelecekti. Beklemiyordu onu. O güzel yalnız oldu. Bu arada öne geçtik. Aha. Ha evet. Enemy team breaking. Evet, şimdi artık ha, onların hero'larını avlamaya başlıyor. Cadavu başlıyor. Mesela bu da çok güzel olmuş. Burada böyle bir şeye geliyorsun. Gaza. Bir gaza geliyorsun. Bu arada buradan oyun kaybediliyor da. Evet. Yani çok da gaza gelmemek lazım. Ha şu birebire çıkmayacaksın abicim. Çok net. Birebire çıkmayacaksın. Bak herifin enerjisi görüyor musun? Asken bak nasıl koşuyor. Koşamadı. Tamam. Bir level up daha aldık. Heriflerin full solcuları keselim. Bizim adam birisi öldü lan bir yerde. Aha. Boş ver. Bence. Yalnız Murat sence ne? Buraya pek girmesem iyi olacak gibi geliyor. Boş ver dedim işte ben o yüzden sana. Çünkü arkadan her an var şey yapabilirsiniz. İki kişi geliyor, yani iki kişi geliyor. Çünkü şu anda hemen hemen eşitsiniz. Onu da söyleyeyim. Evet gördün mü? Your team is breaking oldu bu sefer. Aynen öyle. Yani abi iki kişi de orada. Sen niye giriyorsun oraya? Oh! Herif omuz attı. Kaç kendi adamlarını yanına. Hatta okun dolduğunda şu herifi al. Şuna enerji verin de gelen enerji alsın abi. O bir tanesi çok şey onu... Nerede? Göremedim lan şu. Ha, o. Aha o tamam bitti. 3 more to win. Başka herif nerede var? Aha burada. Ya şu stand and fight ya açsana işte... abi onları bir... Çek gözümüzün önünden ya. Tamam anladık. Al işte. Haydi. Bu çok kötü oldu işte. Neyse. Tamam. Şu zaferi görmek istiyorum çünkü bu uğraştıktan sonra. Böyle hani böyle terliyorsun abi, değil mi? Onun da böyle bir zorlama aha. Şeyi var. Ne ölmez adamlarmışsınız be. Aha. Breaking'deken bekle abi. Bu çok kötü yok, oldu. Evet. Bu çok kötü oldu. Birisin seni orada. Şu an hemen belki, birisini izleyelim. Belki şey yaparlar, kaldırırlar. Yok 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 burada. Yok ha mu? Varmış varmış pardon. Var var. Norris birisi evet inşallah. Orada soldayım aslında. Biraz uyansa bak birisi beni kaldırmaya geliyor ha. Oh be tamam. Akıllı etmişsin. O da gitti. Güzel. Şu. Ya şu çok fazla şey var evet şundan ya, çek. İşte. Çek ki görelim abi kim neye dalıyor ne oluyor.
Okum var, okum var. Yok abi, bu mesafede açamam oku. Ama böyle çok rahat alırım. Okum kaçma. Var. At, at kaçma. Okunu. Okunu at. Aaa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 a
Katılıyorum sana Batçım. Burayı o yüzden koruyacağız şimdi. Geldi. Kim? Mi? Yok gelmemiş. Abi mavi onlar mavi. Mavi. Bu ekran niye karardı? Şeyden dolayı. Benim staminam azaldıkça ekran kararıyor. Yo staminan tam şu an abi, bilemedim. Breaking'de olduğu için mi acaba? Murat geldi. Gir. Yok yok daha değil öyle gaza... Aa, bak ha. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Köpek. Hadi be arkadaş ne bitmez. 4 tane adam var öldür öldür 40 saattir. Bere'yi 1945 kaldı. Bul öldür abi onu. Nerede ki bulabilsem? Arkadaki kimdi? Ha burada. Ha işte. Tamam o gitti. Tamam. Vallahi bileğinizin hakkıyla aldınız ya. Bitmedi mi lan? Bu iş böyle Victor oğlum aldık. Bayağı bileğin hakkıyla aldın ya. Gerçekten iyi de adam kestin. Vallahi zaten iyi de adam kestin. Yallah. Kupayı da kazandın. İyiydi. 5 kere öldük. Bak Ludo başladın şimdi. Zırh verdi. Geldi bir tane. Evet. Yani bana hiç kılıç gelmedi. O yüzden bir şey diyemeyeceğim bu konuda sana ama yani zırh veren kılıç veriyordur. Çünkü orada tabii. Bana upgrade'lerde görüyorsun. Evet, biraz daha şey bu şeyin özelliği işte şunu arttıracak. Execution Health Regeneration'ı arttıracak. Ama koşma hızımı azaltıyor mesela. Bu üç alanı değişiyor. Veya bazen farklı bir şey veriyor. Şimdi bir şey daha var onu göstermek istiyorum sana. Rewardlarım içerisinde. Bak bunu istersen benim şey yapmam lazım. Şimdi biraz sonra aynı mantığa gelecek. Az önceki çekimde şey dedi Ghost Recon'da. Bak 30 verirsem para. Evet. Bunu upgrade edebilirim ama bir de beraberinde benim neye ihtiyacım var orada 20 birimde. Bir şey salvage etmem lazım. Mesela bir şey bu herhangi bir üzerindeki başkadan bir tane salvage edersen de birini. Buna eritiyorsun veya satıyorsun neyse. Zaten yazıyor buna eritirsen 5 alacağım. Evet aynı öyle. Yani aslında sadece para değil beraberinde aldıklarını da harcayıp harcayıp kendine şey yapacaksın. Ya oyun gerçekten aslında şey tarafında yani single'ını çok geçmek lazım. Geç boşver abi. Single hakkında hiç konuşma. Şimdi Maltese'ine gelince Murat fark ettiysen Maltese çok zamanlamaya dayalı olan bir Maltese var ve bazen çok karışıyor ortam. Evet. Şimdi bir gerçek var. Türkiye şartlarında iyi bir altyapımızın olmadığını biliyoruz. Hı-hı. O yüzden şu senin hep bir lafın vardır ya. Vuruyorum ama ölmüyor. İşte bunda da bazı next arkadaşlar... Next maça geçmeseydin bu arada. Çıkarız ya. Çık istersen boşuna yazık olmasın adamlara. Çıkamadık neyse. Oyundan çık. Onu şu an yapamayacağım. Tamam. Neyse. Adamı seçelim de kalsın. Tamam. O yüzden... Zamanlamasını doğru yapamazsan çok rahat şey yiyorsun. Az önce mesela çok yedim şeyi heriflerden dayak. Aslında yukarı çekiyorum ama doğru zamanlama, altyapı, ping. Birçok etken var. Yani iyi bir altyapınız varsa ve arkadaşların da varsa gideri var. Çok rahat gider. Birazcık senin bahsettiğin gibi böyle birazdan ortam böyle çok karışmaya başlıyor. Böyle ne oluyor lan ne bitiyor falan oralar biraz şey. Enteresan ama bir şey var. Çok farklı. Çok eşsiz bir oyun. Evet. Çok eşsiz bir oyun. Benzeri olmayan bir çok oyun. Çok eşsiz bir oyun arkadaşlar. Eşsiz derken onu diyorsun aslında. Aynen. Benzeri yok. Yani. Hani muhteşem eşsiz değil de benzeri olmayan bir oyun. Bence bu multiplayer'da işte silah, Battlefield, Call of Duty, işte Titanfall vesaire içerisinde farklı bir multiplayer mekaniğine bana sorarsanız güzel bir oyun ama herkese gitmez. Kesinlikle. Ya şu çok net. Az önce demiştim yani, bununla 100 tane 500 tane maç yapar mısın? Yorulursun. Mesela, ben çok yoruldum mesela şu an. Yoruluyorsun ve şey alışık olmadığın bir şey var abi uzun zamandan beri. Tek tuşa defans yok bak fark ettiysen. Hı-hı. Yani o beynini bir ikiye bölmen lazım. Sağ tarafın beynini sürekli adam nereden gelecek defansa çıkayım. Sol tarafın da adamın boşuna vurup oradan vurma yorman lazım. Şey, yani zor. Easy to learn, hard to master dediğimiz o kalıp. Öğrenmesi çok kolay. Tuşlar belli. Evet. Ama nasıl oynayacaksın, nasıl doğru yapacaksın bu hakikaten kallavi bir iş. Evet, uzmanlaşması çok. Zor bir oyun. O yüzden uzun söylemeniz lazım yani. Ama bunu bence eğer demosu var mı hala bilmiyorum. Betasında vardı. Artık herhalde demosu yoktur. Bir şekilde bir denemek lazım. Eğer hoşa gidiyorsa bu oyunda çok uzun vakitler, kesinlikle, zevkli günler geçirebilirsiniz. Ama çok size uymaya da bilir. Ya çünkü denemeden çok sen mesela şey yaptın. İyi yine adamları aldın. Bak geldi. Oo agresif. Çok agresif. Agresif geldi. Bir de
bu kullandığın silahlara göre şeyler de değişiyor. Yani aksiyonlar, adamın karakteri falan değişiyor. Bak adam bırakmadı. Hah, bir tane de senden geldi. Ya ama çok başarılı yani, evet. Şey tarafında çok keyif veriyorum. Silahlar, zırhlar vesaireler bayağı bir oyun farklı karakterler yaratmana izin veriyor. Kimi ağır güçlü, kimi daha çevik, daha demeci az falan. Ya orada oyuncunun tarzına göre o opsiyonu tanımış. Evet. Yapıyor. Peki, bence budur. Yani hakikaten yani şey katılıyorum. Demosunu deneyip almanız lazım. Yani çok kararsız. Yani hani sev veya nefret oyunları vardır ya. Evet, o kategoride yani. Araya yani. Girmiyor maalesef. Ama iyi bir şey aslında. Ne oyunun bir kesin karakteri alın var. Diyebiliyoruz, ne almayın diyebiliyoruz. Evet, tamamen kişiye, bağlı. Evet. Kişiye özel nokta çok, atışı. Çok katılıyorum sana. Peki arkadaşlar. Görüşmek üzere diyelim.